Merhabalar. Öncelikle böyle bir cumartesi akşamı saat 8'de tam hafta sonunun en keyifli saatlerinde burada toplandınız. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bu pandemi döneminde hayatımız her bakımdan rezalet gidiyor ama bu teknoloji vasıtasıyla bir araya gelmeyi bize pandemi keşfettirdi. Galiba hayatımıza kattığı tek olumlu şey de bu oldu. Ve umarım pandemi sonrası gerçekten fiziksel olarak da bir araya gelebiliriz. Ben bugün Türkiye'de gericilik, laiklik ve kadın başlıklı bir konuşma yapacağım. Çok güncel bir konu ve çok da az konuşulmuş bir konu. Çünkü kadın ve laiklik nedense birlikte düşünmeye pek de alışık olmadığımız iki başlık. Bu da çok düşündürücü bir şey. Çünkü din kavramı kadın hareketinin odağında sıklıkla ele alınmış ve tartışılmış bir kavram. Din ve kadın kavramları özellikle tek tanrılı dinlerin kadını ikincilleştiren, metalaştıran ve genellikle kamusal hayatın dışına iten pozisyonuyla birlikte sıklıkla ele alınmış. Fakat laiklik doğrudan kadın sorununun odağında tartışılmamış. Ama biz bugün yaşadığımız hızla gericileşen toplumda kadınlar olarak belki de laikliği tartışmaya geç bile açtığımızın farkına varıyoruz. Bugün hepimiz yaşadığımız bu siyasal İslam çağının bize dayattıklarının farkındayız. Özellikle kadınlar İslamcıların kadın bedeni üzerinden sergiledikleri saldırgan politikaların mağduriyetini hem gündelik hayatta hem kamusal hayatlarında çok daha yakından hissediyorlar ve siyasal İslamcı saldırılar yoğunluş yoğunlaştıkça biz şunu öğreniyoruz ki laiklik erkeklere nazaran kadınlar için çok daha büyük bir ihtiyaçmış ve hatta şunu söyleyebiliriz ki özellikle emekçi kadınlar için çok çok daha büyük bir ihtiyaçmış. O zaman ben konuşmama ilk olarak laikliğin ne olduğu, kısaca nasıl tanımlanabileceği ve bu kadın meselesinde nasıl bir öneme, nasıl bir konuma sahip olduğunu kısaca tartışarak başlamak istiyorum. Laiklik aslında kısaca ve temel olarak toplumsal iktidarın kaynağının dünyevileşmesidir diyebiliriz. Bu anlamıyla laiklik dünya üzerindeki dinlerin ortadan kaldırılması ya da herhangi bir dine mensup insanlarla mücadele edilmesi anlamına gelmez. Laiklik öncesinden farklı olarak tarihin ve toplumsal koşulların tanrısal olmadığını insan eliyle şekillendirildiğini ileri sürer artık toplumsal, siyasal, ekonomik ve ailevi kuralları koyan normlar tanrısal kaynaklı olmayacaktır. Bu tarihte yaşanmış belki de en müthiş dönüşümlerden biridir. Çünkü artık sıradan insan toplumsal kurallarla mücadele ederken ve kendi kaderini şekillendirirken iplerin kendi elinde olduğunu bilir. Laiklik sıradan insana kendi dünyasını şekillendiren tüm toplumsal şartların aslında yine insan yapımı olduğunu gösterir. Ve kadınlara da şunu söyler. Hayatınızı din kuralları görüntüsünde kuşatan tüm erkek egemen toplumsal normlar da aslında insan yapımıdır. Ve dolayısıyla değiştirilebilirler. Şimdi laikliği böyle tanımladığımızda şunu görüyoruz ki bütün kadın hakları mücadelesinin temelinde yatan kadının aktif bir üye olarak Aklım, toplumun aktif bir üyesi olarak erkeklerle eşit haklara sahip olma talebi, eşit bir yurttaş olarak, eşit bir emekçi olarak tanınma talebi, varoluşsal olarak ancak laiklik üzerine inşa edilebilir. Laiklik bu yüzden kadının kendi kaderinin tek hakimi olması yönünde, özgürleşmesi ve eşit muamele görmesi yönünde verdiği mücadelenin aslında kurucu parçasıdır. Bunu tersinden kurarsak da şunu fark ederiz ki, Bugün ülkemizde yoğun şekilde yaşadığımız laikliğe yönelik tüm saldırılar otomatik bir sonuç olarak kadınların denetim altına alınmasının bir aracıdır ve kadının erkekle eşit ve özgür bir yurttaş olarak edindiği kazanımları aşındırıcı etkiye sahiptir. Şimdi bizim bugün yaşadığımız ve dozu giderek artan bu şiddeti ve baskıyı burada tek tek sayıp dökmemize de gerek yok bunu hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz, izliyoruz ve çıldırıyoruz. E vahşet boyutuna ulaşan kadına karşı şiddet, buna rağmen İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece ansızın çıkılı vermesi, hem iş hayatında hem kamusal hayatta kadının görünürlüğünün giderek azalması, giderek eve hapsolmaya zorlanan, sadece annelik ve ev kadınlığı üzerinden tanımlanan bir kadın var karşımızda ve biz bunu kabul etmiyoruz. Burada sorulması gereken esaslı sorulardan birinin şu olduğunu düşünüyorum. Biz Cumhuriyet devrimleriyle Orta Doğu coğrafyasının tek layık ülkesi olarak gösterilirken ne oldu da bu kadar radikal bir dönüşüm yaşadık? Nasıl oldu da Türkiye'de kadınların e, siyasi haklarına çok erken bir tarihte kavuşmuş olmaları, iş hayatına katılmaları, medeni kanunun kabulüyle erkeklerle eşit haklara ulaşmış olmaları, vesaire birer övünç kaynağı e, olarak anlatılırken ne oldu da biz bugün sokaktan eve döndüğümüzde çok şükür bugün de öldürülmedik e, diyoruz. Ve nasıl oldu da e, kamusal hayattan bu kadar e, dışlanan, atılan, eve hapsedilen e, bir konuma doğru geriletirdik. Şimdi Türkiye e, yaşadığı laik cumhuriyet devrimiyle tüm Müslüman Orta Doğu ülkeleri arasında aslında çok farklı ve özgün bir deneyim oluşturdu. E, bu anlamıyla Türkiye'nin laiklik deneyimi çok değerlidir ve çok ufuk açıcıdır. E, fakat ne oldu da biz bugün bu siyasal e, İslam coğrafyası haline gelen ülkede laiklikten eski Cumhuriyete ait artık kaybolmuş nostaljik bir değer gibi söz eder olduk. Bu ülke tarihinde çünkü e, Osmanlı siyaset geleneğinden bu yana İslamcı hareket hep vardı. Fakat asla iktidarını bugünkü gibi bir tek parti rejimi e, altında örgütleyip bu antileik politikaları bu kadar rahat elini kolunu sallayarak yapacak e, güce ulaşamamıştı. Biz bundan çok uzun bir zaman değil bir 50 sene önce bir başbakan yardımcısının örneğin e, kadın herkesin içinde kahkaha atmayacak diyeceğini hayal edemezdik ya da e, Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe vapur iskelesinde özgürce seyahat eden kadınların e, kıyafetleri karşısında hayretler içinde kaldığını e, ifade ettiğini duyamazdık. Ya da e, TRT'de canlı yayınlanan bir programda hamile kadın sokakta gezmez, gezmesin ifadelerinin kullanıldığına şahitlik edemezdik. E, fakat bugün bunların hepsi rahatlıkla yaşanıyor ve her gün birileri kadın cinayetine kurban giderken aile yapımıza ters olduğu gerekçesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden de çıkılıveriyor. E, çok yakın bir zamanda doğrudan alıntılamak istiyorum. E, Erdoğan'ın şöyle bir ifadesi var. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun eksiktir, yarımdır Diyor Bu aslında bütün iktidar bloğunun kadına yakıştırdığı rolün bir özeti gibi. Yani nasıl oluyor da biz bugün Türkiye'de karma eğitimi, bir tercih, başörtüsünü, bir özgürlük ve çocuk yaşta gelin olmayı basit bir seçimmiş gibi tartışıyoruz ana akım medyadan. Benim bugünkü konuşmam asıl olarak laikliğe bu anlattığım, kısaca özetlediğim İslamcı saldırının hangi söylem alanları üzerinden şekillendiği, hangi kavram setlerini kullandığı ve bizim eğer mümkünse bu saldırıya karşı nasıl bir savunma hattı kurabileceğimiz üzerine olacak. çünkü bir taraftan da şöyle bir gerçek var ki eee yönelik bu saldırı inşa edilirken toplumun ilerici kesimleri özellikle de kadınlar tarafından laiklik yeterince sahiplenilemedi diye düşünüyorum. Bu sorunun da cevabını bu başlıklar altında irdelemeye çalışacağım. Şimdi dört başlık halinde böldüm aslında konuşmamı. Kısaca şöyle başlıkları sayabilirim. Başlıkların ilki postmodern düşünce tüm aydınlanma değerlerine ve tabii ki laikliğe tam teşekküllü bir saldırının düşünsel altyapısını hazırlamıştır. İkinci başlığım sol liberal politikalar uzun zamandır tek muhalefet biçimi olarak yükselmekte ve muhalefet görüntüsü altındaki bu politikalar laikliğe saldırıda İslamcılara onların kendi entelektüel çabalarıyla asla oluşturamayacakları bir kavram seti sağladılar. Üçüncü başlığım, Türkiye'de özellikle 1980 sonrası hakim hale gelen merkez-çevre paradigması erken cumhuriyet dönemini sanık sandalyesine oturtmuştur ve başta laiklik olmak üzere cumhuriyet kazanımlarını yargılamayı ve eleştirmeyi muhalif düşünmenin ön şartı haline getirmiştir. Dördüncü başlığım ise laikliğin bir burjuva değeri, bir burjuva kazanımı olarak görülmesi hem sosyalist mücadelenin hem de kadın mücadelesinin bu kavramı gündemine çok geç almasına sebep olmuştur. Ee, Merak etmeyin 40-45 dakikalık bir konuşma planladım. Çok da uzatarak sizleri yormak istemiyorum. Onun için hemen ilk başlığımla başlayacağım. Aslında çok soyut ve çok anlaşılmaz görünen bir ilk başlığım var. Fakat onu hemen e, somut ve anlaşılır bir hale getireceğim. Ne dedim? Postmodern düşünce tüm aydınlanma değerlerine ve tabii ki layıklığa e, çok yönlü bir saldırının altyapısını oluşturmuştur dedim. Yaşadığımız dönem postmodern düşüncenin akademik üretimde çok etkili olduğu bir dönem. Ve bu düşünce moderniteye kuşkulu yaklaşmanın ve bu bağlamda laiklik gibi bireyi ezen büyük anlatıları eleştirmenin çok yaygınlaştığı bir dönem. Aydınlanma eleştirisi noktasında birleşen bu postmodern düşüncenin hakim hale gelmesiyle birlikte laiklik basit bir dünya görüşü ya da estetik seçim kodusu olmaya indirgenmiş durumda. Şimdi bir taraftan aydınlanma mirasını eleştiren ve gerileten postmodern düşünce, diğer tarafta da bu neoliberal dönemin programına içkin, bu yeni muhafazakarlığın hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz ve bunun sonucunda da dinsellik dünyanın dört bir tarafında hızla yaygınlaşıyor. Belki daha da önemlisi dinsel bilgi bilimsel bilgiyle yarışacak şekilde değerli ve etkili kabul ediliyor. Tüm bunların sonunda laiklik basit bir birey tercihini indirgenerek adeta kişinin burçlara inanmayı tercih etmesi ya da etmemesi gibi bir kararmışçasına, bir yaşam tarzı seçimiymişçesine eee çok bir küçük bir seçim konusu olmaya indirgeniyor çok yakın bir dönemde iktidar bloğunun da ifade ettiği gibi laiklik boğazda viski içenlerin değeri olmaya ya da bas basit dediğim gibi bir yaşam biçimi seçimi olmaya indirgeniyor. Halbuki laiklik bizim türban takmak ya da mini etek giymek arasında yaptığımız basit bir seçim değildir. Laiklik modern yurttaşlığın kurucu ve ayırt edici özelliğidir. Nitekim aydınlanma devrimi e, aydınlanma etkisinde bir burjuva devrimi olan Türk devriminde de hem üretim ilişkileri hem de zihniyet dünyasında yaşanan büyük kopuş layıklık ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle birlikte gerçekleştirilmiştir. Ülkede kapitalist üretim ilişkilerinin iktisadi ve hukuki altyapısı layık kanunlaşma hareketleriyle oluşturulmuştur. Devlet aygıtı ile toplumsal hayatın dini kurallara göre düzenlenmesine son verilmesi yani şeriata dayalı bir egemenlikten halk egemenliğine, teokrasi'den cumhuriyete, tebaadan yurttaşa geçiş laikleşme sayesinde mümkündür. dolayısıyla eee laikliğin bugün gelinen noktada giderek içinin boşaltılması bir anlamda cumhuriyet yurttaş ilişkisinin erozyonu sonucunu doğurmaktadır. Ve tekrar etmek istiyorum ki laiklik asla ve asla basit bir yaşam tercihine indirgenemez. benim bu konudaki ikinci başlığım sol liberal politikalar uzun zamandır tek muhalefet biçimi olarak yükseliyor. Ve üstelik bu politikaların ürettiği kavram setleri İslamcılara onların iktidara yürümesinde çok işlerine yarayacak bazı kavram setleri sağlıyor. Şimdi postmodern düşünceden de yoğun şekilde beslenen bu kimlikçi sol liberal politikalar Ötekine saygı başlığı altında sürekli olarak bir etno kimliklerin yüceltilmesi anlamına gelen bir siyaset önermekteler. Buna göre farklı kimlikler tarafından dile getirilen pek çok gerçeklik vardır ve çeşitli kültürleri temsil eden bu tüm gerçeklikler birbirlerine karşı hiçbir üstünlük iddiası oluşturmadan ileri sürülebilirler zaten sivil toplumda da ne kadar farklı ve ne kadar çok sayıda gerçeklik ve kimlik birbiriyle yarışırsa o kadar demokratik bir siyaset olacağı iddia edilir Ama bu iddia sırasında bu farklılıkların ne anlam içerdiği yöneltilen kimlik ve kültür taleplerinin içeriğinin ne olduğuna bakılmaz ve bu çok sesliliğin kendisi demokratik ve özgürlükçü kabul edilir Şimdi bu kimlikçi liberal politikaların tek muhalefet biçimi olarak yükselmesi ve liberal akademinin bu alanda ürettiği bilgi dediğim gibi İslamcılara onların kendi entelektüel çabalarıyla asla oluşturamayacakları bir kavram seti sağladı. Üstelik bu yapılırken özellikle de Avrupa'da yaygınlık kazanmış olan kimlik ve azınlık hakları odaklı çalışmalar el çabukluğu ve bir bir tür hokus pokus hareketiyle Türkiye'de aslında çoğunluk kimliğini oluşturuyor olmasına rağmen yine İslam kimliği etrafında örülerek ithal edildi. Bu sol liberalizmin demokrasinin ön şartı olarak gündemimize soktuğu çoklu din, çoklu kültür ve çoklu kimlik tezleri de laikliğin baskıcı olarak yargılanması sonucunu doğurdu. Şimdi hepimiz hepiniz hatırlarsınız. Ortaya çıkan bu kimlik taleplerinin bir parçası olarak siyasal İslam ilk başlarda takipçileri tarafından batı merkezli modernleşme siyasetine karşı bir muhalefet hareketi olarak görülüyordu. 90'lar ve 2000'li yıllar boyunca pek çok liberal Türkiye'de dindarların sivil özgürlüklerinin kısıtlandığını, dindarların siyasi katılımının önünün açılmasıyla birlikte özel alana sıkışmış olan bu dini taleplerin politik boyut kazanarak özgürleştiğini ileri sürdüler. Bu yaygın şekilde laiklik tarafından Türkiye'de baskılanmış olduğu iddia edilen dindar kesimlerin çoğulcu siyasete katılımının artması şeklinde övüldü ve kutlandı. Türkiye'nin sahip olduğu bu otoriter ve antidemokratik ilan edilen laiklik anlayışının zaten bu çoğulcu sivil toplumun oluşumuna engel olduğu ileri sürüldü. Şimdi esas olarak liberal akademik yazım tarafından inşa edilen bu söylem dediğim gibi 80'lerden sonra İslamcılar tarafından sahiplen, sahiplenildi ve böylelikle İslamcılar hiç çaba harcamaksızın temelde insan hakları söylemine gönderme yapan bu liberal kimlik politikalarının onlara sunduğu tüm imkanlardan sonuna kadar faydalandılar. Kendini Müslüman kimliğinde tanımlamanın bizatihi kendisi Modernizmin ve ulus devletin bu evrensel tek tipleştirmesine muhalif bulunduğu için demokratik ilan edilmiş oldu. Üstelik biraz önce de bahsettiğim gibi Avrupa'da bu bağlamda yapılan akademik çalışmalar, özellikle azınlık haklarının korunması ve onların kimliklerini bu Avrupa'daki Hristiyan çoğunluğu içinde yaşatmaya devam edebilmeleri özelinde tartışılıyordu. Fakat e, bu çalışmalar Türkiye'ye getirilirken sanki Türkiye'deki e, azınlık kimliği Müslümanlıkmış gibi e, bir adeta bir çarpıtma bir hokus pokusla Türkiye'ye ithal edildi. Şimdi bu çoğulcu bir sivil toplumu inşa etmek için kimlikleri koruyalım diyen Batı edebiyatı e, AKP'nin ilk yıllarında siyasi is İslamcı iddiaları meşrulaştırmak için sık sık alıntılandı. Ama burada Türkiye'ye bu literatür uyarlanırken yapılan değişiklik nedense herkesin dikkatinden kaçtı. Çünkü Türkiye'de bu iddialar Batı'nın bu azınlık haklarının ve azınlık kimliğinin korunması yönünde geliştirdiği bu edebiyat eğer Türkiye'ye uyarlanacak idiyse zaten bunun bu taleplerin ateistler, Hristiyanlar ya da Yahudi azınlıklar için dile getirilmesi gerekiyordu. Fakat her nasıl olduysa. Türkiye'nin Müslüman çoğunluğunun talepleri olarak dile getirildi ve Türkiye'nin Müslüman çoğunluğunun taleplerine uygun şekilde yeni bir kamusal hayat inşasına girildi ve konunun bu şekilde çarpıtılmış olması da aslında AKP'nin bu İslamcı hegemonyasını pekiştirmesine pek hala yaradı. Nitekim hala 20 yıllık iktidarlarının sonunda bir Müslüman olduğumuz için mağdur edildik edebiyatının sıklıkla ve gönül rahatlığıyla yapabildiklerini hepimiz görüyoruz. Benim bu konuda bir diğer üçüncü başlığımda Türkiye'de özellikle 1980 sonrası hakim hale gelen merkez çevre paradigmasının cumhuriyet tarihi okuması. Şimdi bu merkez çevre paradigması dediğimiz okuma son 40 yıldır hatta belki de daha da uzun bir süredir. Erken Cumhuriyet dönemini inceliyor ve bu dönemi bir ilk günah olarak ele alıyor. Günümüzde yaşanan tüm problemlerin kaynağı olarak sürekli bu dönemi işaret ediyor. Türkiye tarihi ve siyasetinin e, okumasında çok hakim hale gelmiş olan bu görüş, e, sadece akademik üretimle de sınırlı değil elbette. Gazete yazılarından günlük konuşmalara kadar her yerde izini bulabildiğimiz bir bakış açısı. Ve e, 1940'lardan 2000'li yıllara kadar geçen süreyi, yani e, günümüze daha yakın olan tarihsel dönemleri ısrarla inceleme dışı bırakıyor. E, ve bu yolla hem erken cumhuriyet dönemini, sürekli sanık sandalyesine oturturken bir taraftan da bu erken cumhuriyet dönemi sonrasında 70 küsür senelik dönemi de aslında bir anlamda aklamış oluyor. Şimdi sosyal bilim çalışmalarında 80'lerden bu yana hakim hale gelen bu merkez çevre paradigması dediğimiz şey nedir? Kısaca anlat, anlatmamız gerekirse Cumhuriyet modernleşmesini bir grup elitin halk kitleleri üzerinde tepeden inmeci ve otoriter biçimde tahakkümü olarak okuyor bu paradigma. Halk kültüründen bütünüyle kopuk olan bu elitler kontrolündeki devlete karşın bir sivil toplum var ve bu sivil toplumda da kendi kültürleri olan, İslam'ı yaşayamayan ve bu yüzden de sesleri kısılmış, mağdur edilmiş olan Müslüman halk kitleleri var. Dolayısıyla bu paradigmanın laiklik konusundaki yaklaşımı da Ceberut laik devlete karşı İslamcı halk kitlelerinin verdiği kültürel mücadeleyi konu alması. Buna göre Türkiye'de merkez laik kemalist elitler tarafından işgal edilmiş durumda ve dolayısıyla İslami kültürel değere sahip olan kitleler dışlanarak, sesleri kesilerek çevreye itilmişler. Şimdi çok uzun süredir laikliğe akademide Egemen bakışın özünü bu eleştiri oluşturuyor. Ee, ve bu eleştiri dediğim gibi sadece akademik tartışma ile yalıtık kalmış, sınırlı kalmış bir eleştiri de değil. Siyasi partilerin demeçlerinden, gazete sütunlarına, günlük konuşmalarda yeniden ve yeniden kısır döngü halinde e, bu eleştiri sürekli olarak kendini yeniden üretiyor. Şimdi siyasal İslam'ın aslında hegemonyasını ilan etmiş olduğu 80 sonrası Dönemin kendisi dahi bu bakış açısından 1930'ların hatalı, baskıcı, layıklık uygulamalarına bir tepki olarak okunuyor. Bu bakış açısına göre tepeden inme layık politikaları otoriter Kemalist elitler uygularken demokrasi arada harcanmış oluyor ve layıklık uğruna demokrasi harcandığı için de burada bir çelişki meydana gelmiş oluyor ve bunun sonunda da tabii ki tepkisel siyasal İslamcı aktörler kimlik ve eylemlerini şekillendirmiş oluyor. Bugün hala ülke siyasetini bölen ana çizgi olarak ultralayıklar ile İslami eğilimlerin yarattığı gerilim gösterilebiliyor. ve bu İslami eğilimler Cumhuriyet'in, Cumhuriyeti kuranların asimilasyonuna ve homojenleştirme politikalarına rağmen hala varlıklarını koruyan bir çoğulculuk unsuru oldukları için de takdir, ediyorlar, takdir ediliyorlar, kutlanıyorlar ve e, demokratik bulunabiliyorlar. Şimdi bu okumanın, e, bu kadar kör bir okumanın 1980 sonrasında çok hakim hale gelmiş olmasının sebeplerinden biri de bence e, 12 Eylül darbesi sonrasında sergilenen sert egemen sınıf siyasetinin laikliği aslında gerçek anlamından kopararak Türk-İslam senteziyle uyumlu, içi boşaltılmış bir Atatürkçülük başlığı altında uygulamış olması. Çünkü Kemalist devrim e, layıklığıyla artık hiçbir ilgisi kalmamış olan bu sözde Atatürkçülük bir taraftan sağcı siyaseti güçlendirirken ve örneğin din derslerini zorunlu hale getirirken tüm bunları Atatürkçülük ve layıklık adı altında yaptı. Ve bu çarpık tanımlama da doğal olarak e, bu 12 Eylül rejimi döneminde baskı görmüş, olan e, sol cenahta çok büyük bir tepkisellik uyandırdı. Çünkü bu e, ve bu anlatıya da e, ciddi bir muhalefet oluşamadı diye düşünüyorum. Şimdi bu merkez çevre paradigması e, bir tarafta Ceberut devletin layık politikalarıyla haltı, halkın kültürü olan İslam'a saldırısı şeklinde ele alıyor laikliği ve dolayısıyla laikliğin bizatihi demokratik hak ve özgürlükler önünde bir engel teşkil ettiğini işaret ediyor. Bu yaklaşım toplumsal bağlarından tamamen azade, sadece otoriter eğilimli bir merkez tarafından ve sadece kendi tercihiymiş bir laiklik politikası demokratik bir muhalefet biçimi olarak algılanmaya başlanıyor. Bu bağlamda yapılan binlerce akademik çalışma bulabilirsiniz. Ve çok ciddi bir akademik üretim var yıllardır bu konuda Türkiye'de. Bu bağlamda Türkiye'deki laiklik özgürlükçü değil, baskıcı ilan edildi. ABD örneğiyle karşılaştırıldı ve ABD'de laiklik toplumun çok sesliliğine izin veren pasif bir laiklik anlayışıyken ülkemizdeki laiklik dışlayıcı olduğu iddia edildi. Hatta ülkemizde uygulanan laiklik laiklik değildi de laikçilikti. Laikçilik de laiklikten farklı olarak militarizm ve dogma boyutlarını içeriyordu. Veya e, Türkiye'de uygulanan laiklik değildi de laisizmdi. Ve laisizm terimi de laiklikten farklı olarak tepeden inmecilik anlamlarını içeriyordu. Bunun Doğal bir sonucu olarak otoriter bir felsefeye sahip olan Cumhuriyet'in kurucuları ülkede plürelizmin ve demokrasinin önünü tıkamışlardı. Ya da AKP'nin demokratik ve müzakereci laiklik anlayışının temsilcisi olmasına karşın CHP'nin militan laiklik taraftarı olduğu ifade ediliyordu gibi gibi. Bunun örneklerini çok fazla arttırabiliriz. Ve fakat söylemeye çalıştığım şey aslında şu. Biz bugün aslında bu tarih okumasının hatalı olduğunu, AKP dönemini bizzat yaşadığımız için tecrübe ettik ve gördük. Fakat söylemsel olarak hala oldukça güçlü bir alanı oluşturuyorlar. Bu Cumhuriyet modernleşmesinin ilk döneminin katı, tepeden inme, otoriter sıfatlarıyla yargılanması. Fakat dediğim gibi bu erken Cumhuriyet döneminin sonrası, yani Demokrat Parti iktidarı ve sonrasının her nasıl oluyorsa hiç çalışılmaması oldukça enteresan. Çünkü aslında Demokrat Parti iktidarı dönemiyle başlayan ve sonrasında aslında yeni Türkiye'de tam anlamıyla karşılığını bulan bir Türk İslam sentezi, bir siyasal İslam hegemonyası var. Ve biz bu hegemonyanın özgürlükçü ya da çoğulcu ya da ılımlı gibi sıfatlarla demokratik ilan edilemeyeceğini biliyoruz. Aslında bu sıfatları laikliğe ekleyerek ısrarla laiklik kavramının içini boşalttılar ve bu kavramı ortadan kaldırdılar. Bir taraftan da biz şunu da biliyoruz ki ceberrut devlet ve e, Müslüman çoğulcu halk kitleleri ikiliği üzerinden bir okuma gerçekleştirildiğinde aslında egemen sınıfların dışında ve üstünde bir devlet yaratılıyor. Ve toplumda meydana gelen bütün çelişki ve çatışmalar, asıl olan emek çatışmaları da görünmez hale getiriliyor. Ee, ve geniş halk kesim kesimlerinin tamamı da İslamcı olarak nitelendiğinde, zaten İslami değerleri savunan her hareket otomatik olarak çoğulcu ve demokratik ilan edilmiş oluyor. Bu kısmı birazcık e, uzun tutmaya çalıştım. Çünkü şunun farkındayım ki, e, toplumun aslında ilerici kesimlerinde de bu, bu söylem etkisini o kadar genişletti ki çok hakim hale geldi. Ve aslında bu söylem bizzat e, AKP iktidarı tarafından çok ertildi. Çünkü e, biz bugün özgürlükçü, çoğulcu ya da ılımlı bir e, siyasanın etkisi altında yaşamıyoruz. Ama hala ısrarla e, bu söylemin arkasında duran liberaller işte 2010'dan sonra birdenbire otoriterleşen ama öncesinde minnoş bir kedi yumuşaklığı olan halinde olan bir AKP tarifine falan giriyorlar. Biz bunun böyle olmadığını da biliyoruz ve onların bu kavram ve bu söylem cephaneliğini iyi tanıyalım ve onlara sağlam yanıtlar verebilelim istedim. Çünkü aslında toplumsal ve sınıfsal ilişkilerden bütünüyle azade edilmiş. Koparılmış, böyle suni bir ceberut devlete karşı e, özgürlük isteyen e, Müslüman halk kitlelerinin çatışmasıymışçasına çarpıtılmış bir cumhuriyet tarihi anlatısı var. Fakat bu bizim ülkemizin gerçek tarihi değil e, ve onların ısrarla göstermeye çalıştığı gibi bugün bu ülkede yaşanan problemlerin hepsinin kaynağı erken cumhuriyet dönemi de değil bunlara yanıt verebilmemiz bu söylemle kapışabilmemiz çok önemli diye düşünüyorum şimdi izin verirseniz son başlığıma geçeceğim aslında bu başlık benim bugünkü konuşmamın özü temel meselesi ben diyorum ki laiklik bir burjuva değeri ya da bir burjuva kazanı, kazanımı olarak görülemez hem sosyalist mücadele tarafından hem kadın mücadelesi tarafından laiklik artık gündem dışı bırakılamaz. Laiklik bugün emekçi sınıflar için, özellikle de emekçi kadınlar için esas mücadele alanıdır. Sosyalist mücadelenin bir burjuva değeri olarak laikliği gündeminin dışında bırakma opsiyonu artık kalmamıştır. Bunu da bütün ideolojik alanlarda olduğu gibi, Örneğin din konusunda ya da siyaset konusunda olduğu gibi laikliğin de içeriğinin mevcut toplumsal koşullarda yaşanan sınıf mücadeleleri tarafından belirlendiğini iddia ederek açıklamaya çalışacağım. Şimdi laiklik ortaya çıkış koşulları bakımından, örneğin 18. yüzyıl Fransa'sında ya da kendi ülke tarihimizden ilerleyecek olursak cumhuriyet devrimleri gerçekleştirilirken, Burjuva sınıfı tarafından savunulmuş olabilir, evet. Fakat bugün yaşadığımız dünyada bir taraftan neoliberalizmin vahşi sömürüsü, itaatkarlık ve tamahkarlık gibi dini öğeleri yoğun bir muhafazakarlık ekseninde işçilere dayatılıyor. Bir taraftan biz bu siyasal İslam coğrafyasında gerici baskıyı gün ve gün e, laikliği, erozyona uğratırken e, izliyoruz. Dolayısıyla laiklik Artık özellikle biz kadınlar için savunulacak olan bir kaledir. Bu ülkede emekçi sınıfların çocuklarının bilimsel ücretsiz eğitim alma hakkı için de laiklik savunulmalıdır. Kadına karşı şiddete dur demek için de laiklik savunulmalıdır. Özgür ve eşit bir yurttaş olarak çalışan kendi hayatı üzerinde söz söyleme hakkı sadece kendisinde olan kadın için de laiklik savunulmalıdır. Şimdi laikleşme Konuşmanın başında da dediğim gibi, yaşandığı her coğrafyada dinlerin varlıklarının devam ettiği ancak temel belirleyen olmadıkları bir siyasal biçim ve bir kolektif düzenin kuruluşunu ifade ediyor. Dolayısıyla din, devlet ve toplum ilişkileri bir arada var olmaya devam ederken asla verili olarak kabul edilemiyorlar, asla sabit bir içerikte sabit bir halde kalmıyorlar demek istiyorum bununla. Yani laiklik bir kere ortaya çıktıktan sonra bütün dünyayı değiştirmiştir, evet. Ama sabit bir anlama içeriye ve mevziye sahip değildir. Mevcut toplumsal koşullar ve sınıf mücadeleleri tarafından yeniden ve yeniden içeriği sürekli olarak belirlenir. Zaten aksi halde böyle olmasaydı yani. 1970'lerden beri örneğin bu neoliberalizmle birlikte ortaya çıkan yeni muhafazakarlık, ve buna bağlı olarak da dünyanın her yerinde biz dinselliğin arttığını görmezdik. Şimdi bu noktada din olgusunu toplumsal ilişkiler bağlamında dinamik bir kurum olarak inceleyen e, tarihsel materyalist yaklaşımın laiklik odaklı çalışmalarda da ben önemli bir hareket noktası oluşturacağını düşünüyorum. Yani dinsel biçimler gibi laikliğin kendisi de toplumsal sınıf mücadelelerinin bir ürünüdür ve laikliğin içeriği de sınıf mücadeleleri tarafından belirlenir diyorum. Bu ne anlama geliyor peki? Her bir dinin kendi varoluş koşullarında toplumsal sınıflarla kurmuş olduğu ilişki üzerinden incelenmesi, din olgusunun toplumsal hegemonyanın kurulmasında toplumsal sınıflar tarafından nasıl kullanıldığını düşünmemize olanak sağlıyor. Yani egemen sınıfların bizler üzerinde, toplum üzerinde nasıl hegemonya kurduğunu din vasıtasıyla ancak bu şekilde düşünebiliyoruz. Din olgusunun bu şekilde sınıf mücadeleleri bağlamında ele alınması, farklı siyasi, kültürel, coğrafi ve tarihsel konjonktürlerde yaşanan dinsel yükseliş ve çöküş hareketlerinin, aynı zamanda farklı kurumsallıklarla ortaya çıkan layıklık biçimlerini de belirlediğini ve bunun analizi içinde önemli olduğunu görüyoruz. Bu noktada din ve laikliğin toplumsal ilişkilerden bağımsız, değişmez bir düşünsel blok olarak ele alınamayacağını vurgulamak istiyorum. Yani laiklik 18. yüzyıl civarında burjuvazinin bir değeri olarak keşfedilmiştir, evet. Ve modern kapitalist devletin oluşumunun bir yapı taşı da olmuştur, evet. Fakat bugün için laikliği bir burjuva değeridir diyerek emekçi sınıfların mücadelesinin dışında göremeyiz. E, dinin siyasal, toplumsal iktidar ve nüfuzunun azalması olarak tanımlayabileceğimiz laikleşme de e, toplumsal sınıf ilişkileri bağlamında her coğrafya ve her tarihsel dönemde yeni bir içerik kazanır. E, Laikliğin anlaşılabilmesi için çok çeşitli tarihsel sebeplere bağlı olarak dinselleşme ya da laikleşme hedefine sahip olan sosyal sınıfların Toplumsal alanı kontrol için giriştikleri mücadeleye bakılmalıdır. Yani bu anlamda laikleşme de dinselleşme gibi diyalektik bir süreçtir. Şimdi laikleşme yönünde çatışmanın en yoğun yaşandığı ve herkesin aklına ilk gelen örnek olan Fransız ne ele al alırsak Fransız Devriminden Napolyon'a kadar geçen dönem Genellikle hakim tarih anlatısında sınıf mücadelelerinden bağımsız işte burjuvazi şehirleşmeye karar vermiş ben artık modern bir sınıf olacağım demiş de laikliğin onun için doğal bir savunucusu haline gelmiş gibi anlatılıyor fakat bu dönemde burjuvazinin 17. ve 18. yüzyıllarda feodal aristokrasiyle ve kiliseye karşı yürüttüğü bu ideolojik mücadelede keşfettiği bir kavram olarak laiklik aslında bizati yükselen egemen bir sınıf olarak burjuvazinin sınıfsal çıkarlarına e, hizmet ettiği için e, ortaya çıkmış ve bu denli yoğun savunulmuş. Çünkü ortada biri yükselmekte, biri çökmekte olan iki tane egemen sınıf var. Bir aristokrasi, biri burjuvazi ve bunların arasında çok sancılı bir mücadele var. Ve bu mücadele en nihayetinde kapitalist modern devleti doğuracak ve zaten kapitalist e, üretim ilişkilerinin hakim hale gelmesi için de e, laiklik oldukça elzem Şimdi bu e, ortaya çıkış koşullarındaki e, sınıfsallığı görmek çok önemli. Çünkü bu bize şunu söylüyor. E, mevcut tarihsel ve toplumsal koşullar değiştiğinde ve e, bu burjuvazi olur bir başka sınıf olur. Bu sınıfların çıkarları değiştiğinde o zaman onların laikliğe yaklaşımları da laikliğin içeriğini tanımlama biçimleri de değişecektir. Şimdi çok farklı tarihsel koşullar ve dinamiklerin etkisiyle ortaya çıkmış olan Kemalist devrimlere kısaca bakarsak, burada da artık tanrısal kaynaklı bir monarşiden cumhuriyete geçiş ve ülkede az gelişmiş bir çevre ülkesinde kapitalist üretim ilişkilerini hakim hale getirmeye çalışan bir burjuvazi, tabii ki laikliği temel bir yapı taşı olarak görecektir. Ama bu bizzati e, kemalist hareketin siyasi partisi olan CHP tarafından bile uzun süre aynı içerik ve aynı ateşle savunulan bir değer olarak kalmayacaktır. Nitekim Türkiye siyasi tarihinde burjuvazinin devrimci barutunun daha 1940'larda tükendiğini ve kemalist laiklik anlayışından ilk sapmanın da İnönü döneminde yaşandığını görüyoruz. Bu tek parti döneminin sonlarında CHP'nin 1947 tarihli çok önemli bir kurultayı var. Ve bu kurultayda önce CHP'nin daha devrimci reformcu kanatları tasfiye edilecek, ardından da örneğin laikliğin tanımı değiştirilecek. O dönemene kadar CHP'nin parti programında laiklik ilkesi dini düşünceleri dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutmak olarak tanımlanırken, 1947 kurultayında bu ifadeden siyaset kelimesi çıkartılıyor ve kavram din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması şeklinde tanımlanmaya başlanıyor. Yine aynı kurultaydan sonra e, bizzat CHP iktidarı altında işte türbelerin açılması, Ankara İlahiyat Fakültesinin kurulması, bugün CHP'lilerin hala büyük bir övünçle dile getirdikleri imam hatip kurslarının e, tekrar açılması vesaire gibi aslında klasik e, Kemalist layıklık ilkesinden çok ciddi sapmaların bizzat CHP eliyle gerçekleştirildiğini görüyoruz. İşte e, o dönemin koşulları içinde çift kutuplu dünyada Amerika'ya yaranma çabası var. Bunda etken olarak e, muhtemel bir işçi sınıfı hareketinden aşırı derecede korkmaları var. E, belki artık e, Batı bloğuna eklemlenmenin doğal bir sonucu olarak çok partili hayata geçecekler ve bir popülizm Yapma çabaları var vesaire. Bu dönüşümde bir burjuva partisi olan CHP'yi etkilemiş olan pek çok sebep sayabiliriz. Ama bu dönüşümün bir burjuva partisi olan CHP tarafından başlatılmış olması da aslında çok şaşırtıcı değil. Çünkü zaten sonrasında Demokrat Parti dönemiyle birlikte başlayan ülkedeki bu sağcılaşma, ülke siyasetinde asıl olarak hepinizin bildiği gibi 1980 sonrasında hegemonik hale gelecek ve bizi bugün yaşadığımız AKP Türkiye'sine kadar getirecek şimdi oldukça kısa ve araları çok atlayarak <laughs> bir Türkiye tarihi okuması yaptık ama e, bunu şu yüzden e, yaptık laiklik çok ama çok uzun bir süredir bu ülkede Burju, Burjuvazi tarafından sadece terk edilmekle kalmamış üstüne bir de tarumar edilmiş durumda biz bugün açıkça görüyoruz ve yaşıyoruz ki sermaye sınıfının laiklik diye bir gündemi yok ve olmayacak da. Bugün e, eski Türkiye'nin adı sana duyulmuş bütün sermayedar aileleri de dahil olmak üzere. Hepsi kendi laik gettolarında mutlu mutlu yaşıyorlar. Ve ileride olur da bir ihtimal kaçarlarsa diye Malta vatandaşlığını da ceplerinde tutuyorlar. Biz bugün e, laikliği, medeni haklarına, can güvenliğine, ekonomik özgürlüğüne en çok saldırılanlar olarak yani kadınlar olarak savunmazsak e, sanırım kimse savunmayacak. Çünkü artık layıklık e, bizim değerimiz ve bizim savunulacak kalemiz. Zaten e, bunu biz savunmazsak da bu e, yoksulluk ve gericiliğin yarattığı karanlığı sanırım dağıtamayacağız. Ama ben dağıtacağımıza da inanmak istiyorum. E, ben konuşmamın sonuna geldim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım... Ee, çok çokça sıkmadım sizleri. Umarım faydalı olabildim. Teşekkür ederim. Bir cumartesi akşamı vaktinizi ayırdınız. Burada çok kalabalık toplandık. 103 kişiyiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hocam bizler çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Gerçekten oldukça toparlayıcı ve verimli bir sunum oldu. E, ben sorulara geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. E, İlerici Kadınlar Derneği de layıklık başlığına bir e, mücadele başlığı önüne, olarak önüne almış durum, e, durumda. E, bir layıklık deklarasyonu yayınladık. Linkten sizinle paylaştık. E, tekrar chat üzerinden ulaşabilirsiniz deklarasyonumuza. Aynı şekilde imza kampanyanızı da yine chatten paylaşmıştık. Oraya dair de desteklerinizi bekliyoruz. Hocam bir e, sorumuz var. Dilerseniz sorularla devam edelim. E, yine la, layıklık ve kadın mücadelesi başlığında aslında şöyle bir soru var. Liberal kadın hareketi içinde layıklık mücadelesine vurgu yapılmıyor. Bunun kadın mücadelesine yansıması nedir? E, ben aslında e, konuşmamın başlıkları altında e, liberal e, dünya görüşünün ve sol liberalizmin zaten e, laikliği neden savunmadığını hatta saldırının asıl hedefi olarak e, ortaya koyduğunu açıklamaya çalıştım. Dolayısıyla liberal kadın mücadelesi de doğal olarak e, dünyaya e, yaklaşımı bu perspektif ve Türkiye tarihi okuması da muhtemelen bu perspektifte olduğu için e, şu anda laikliği savunur bir mevziye geçmeyecektir. Ya da e, Belki de geçecektir umudumuzu da çok kaybetmek istemiyorum <laughs> çünkü aslında Türkiye'de hakim hale gelen bu oldukça çarpıtılmış merkez çevre paradigması olsun işte İslamcı kimliklerin e, toplumda varoluşunun bizati çoğulculuğa ve demokrasiye hizmet ediyor olduğu yönündeki görüş olsun e, bunu üzülerek söylüyorum ki toplumun muhalif kesimleri tarafından çürütülmedi. Bunu bizzat AKP, bunun böyle olmadığını bizzat AKP bize gösterdi. E, umut ediyorum ki e, bir gün bu gerçeği herkes görecek. E, ve bu mücadelede e, onlar da üzerlerine düşeni yapacaklar. Teşekkürler hocam. E, chat bölümünden yetilen başka sorumuz bulunmuyor. Çok değerli e, ve iyi bir oturum oldu bence herkes için. Teşekkür ederiz tekrar katkılarınız için.